kontrol altına alamayacağız. O belli. Biz vatandaşı ezdirmeyeceğiz. En son para politikası kurulu toplantı metninde diyor ki mevcut para politikası çerçevesinde enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında %5 enflasyon hedefini gerçekleştirmekten çok uzağız diyor. Yani faiz artırılsın şeklinde görüş belirten üyelerle aynı üyeler bu faizin sabit tutulmasının piyasa mekanizmasını olumsuz etkilediğini ifade edenler. Dolayısıyla yani bu enflasyonu ezdirmeyeceğiz söylemi de herhalde rahatlatıcı değil de bir hedeften ziyade bir itiraf, ne dersiniz? Çok doğru, bir yanıyla bir itiraf, çokça kullanıyor çünkü bunu siyasi iktidar. Hı-hı. Özellikle Cumhurbaşkanı sık sık söylüyor. Tabii. Her ücret belirleme sürecinde asgari ücret, memur maaşları, emekli aylıkları vesaire enflasyonu ezdirmedik. Hep söyledikleri şey bu. Ama orada tabii şöyle bir sorun var. Birincisi enflasyon doğru ölçülmüyor biraz önce söylediğim gibi. Şimdi TÜİK gerçekten enflasyonu doğru bir biçimde ölçse ve ücretler gerçek enflasyon üzerinden belirlense ve alım gücüdeki kayıp karşılansa, evet, enflasyonu ezdirmemiş olursunuz ama bu da yetmez. Aynı zamanda hani çok övünülen o büyüme var ya, milli gelir artışı, büyümeden de payını alan, refah payını alan bir ücret politikası izlemek zorundadır devlet. Bir taraftan enflasyonu doğru ölçmediği için TÜİK sürekli olarak olması gerekenin altında bir ücret belirleniyor. Bu işçiler için de böyle, kamu çalışanları açısından da ve bütün çalışanlar açısından böyle. Dolayısıyla sürekli olarak çalışanların, emekçilerin ürettiğimiz değerden, milli gelirden aldığı pay bu sebeple giderek geriliyor. Cumhuriyet tarihinin en kötü tablosunu yaşadık biz. Geçen yılın, 2022 yılının 4. çeyreğinde TÜİK rakamları bu da %25'e kadar geriledi. Evet. Emeğin, çalışanların, milli gelirden, hepimizin çalışarak ürettiği değerden aldığı pay %25'e kadar geriledi. Sonra 2023'ün ilk çeyreğinde böyle dramatik bir artış gördük. %38'e çıkardı TÜİK bunu ama şöyle bir açıklama da yapmak zorunda kaldı TÜİK. Dedi ki bu EYT'deki kıdem tazminatı ödemelerinden kaynaklan dedi. Yani geçici bir durum, tek seferlik bir durum. Yine tabii ne kadarı kıdem tazminatı ödemesi, bunu da açıklamadığı için net bilmiyoruz. Sorduk, yine cevap alamadık. Ama enflasyonu ezdirmedik söylemi bir yanıyla sizin söylediğiniz gibi enflasyonun kısa vadede düşmeyeceğinin bir itirafı. Diğer yandan çalışanlar açısından da TÜİK tarafından enflasyon doğru ölçülmediği için, eksik ölçüldüğü için resmi enflasyona endeksli ücret politikası sürekli olarak çalışanı, işçiyi, emekçiyi, kamu çalışanını, emekliyi yoksullaştıran, alım gücünü düşüren ve dolayısıyla da milli gelirden aldığımız payı giderek gerileten bir tabloyu yaratıyor. Yine aynı TÜİK'in yakın zamanda açıkladığı bir başka veri de var. %5'lik dilimlere göre gelir dağılımını biliyorsunuz açıklıyor TÜİK. Bu anlamda da son derece hakikaten gelir dağılımının olağanüstü bozulduğu bir dönem. Yani en düşük gelirli %5'lik kesimin geliriyle en yüksek gelirli %5'lik kesimin geliri arasındaki fark 25 kata çıktı. Yani sürekli olarak gelir dağılımı adaletsizliğinin daha büyüdüğü bir süreci yaşıyoruz. Hadi ekonomik kriz yok teknik olarak diyor hocalarımız, ekonomistler, ama Türkiye'de bir krizden söz edilecekse esas olarak bir bölüşüm krizi var. Yani hepimizin çalışarak, alnımızın teriyle çalışarak ürettiği değerin bölüşümünde olağanüstü bir adaletsizlik var, büyük bir kriz var. Zaten bütün mesele de bundan kaynaklanıyor ve şu an işte bütçedeki açık vesaire, işte vergiler üzerinden işte bütçe gelirlerini artırmaya çalışmaları, biraz önce Hakan Bey'in söylediği şey çok doğru. Hakikaten o işte bir vergi fırtınası yaşıyoruz. Yani bütçe açığına vergiyle bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ama tamamen günübirlik, yani cari harcamaları gidermeye dönük, günlük hayatın idamesi. Yani herhangi bir yatırım, kalıcı herhangi bir şey yok ortada. Olma olasılığı da yok. Dolayısıyla tümüyle çalışanların, halkın üzerine yüklenen bir süreç var ve vergi fırtınası, yani bu kadar vergi yükünün artırılması hakikaten kabul edilebilecek bir durum değil. Birazdan özellikle Hakan Bey'in sorusuna gelmek istiyorum. Mesela vergi konusunda biz DİSK olarak yıllardır gelirde adalet, vergide adalet diyoruz ve bütün mücadelemizi bunun üzerine kuruyoruz. Eylemler yapıyoruz, raporlar açıklıyoruz, mitingler yapıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Yıllarca asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılması için mücadele verdik. En son pandemide meclise gittik, iktidar partileri, herkesle görüştük. Sonra o konuda bir adım atılmak zorunda kalındı. Ama şu anda gerçekten bu özellikle işte vergilerdeki, harçlardaki artışla birlikte daha da dramatik bir hale geldi ki dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Dünyada başka bir ülke yok ki
işçisiyle patronu aynı oranda vergi versin Gözden. Evet. 2006'ya kadar Türkiye'de ücretlerden alınan gelir vergisi diğer gelirlerden alınan vergiden 5 puan daha düşüktü. 2006'da AKP bir düzenleme yaptı ve bu 5 puanlık düşüşü ortadan kaldırdı ve işçi de patron da aynı oranda gelir vergisi ödüyor. Ve çalışanlar daha maaşımız elimize geçmeden tıkır tıkır vergimizi ödüyoruz ama işveren sermaye bir sonraki yıl ödüyor bu vergisini ve üstelik de biliyorsunuz kendi beyanı üzerinden ödüyor. Çalışanlar üzerinde müthiş bir vergi yükü var. İkincisi, vergi dilimlerini öyle bir belirliyor ki hükümet, yani örneğin birinci vergi dilimi şu anda 70 bin lira. Eğer sadece yeniden değerleme oranı kadar, yani bütün harçları her şey yaptığı artış kadar, yeniden değerleme oranı kadar artırsaydı birinci vergi dilimini, şu an 182 bin lira olması lazımdı. Şimdi ücretler arttı değil mi? Şimdi işçi maaş ücretleri arttı, kamu çalışanların. Hiçbir anlamı yok. Hemen bir üst vergi dilimine gireceğiz ve hani kaşıkla verilen kepçeleri artık kazanla alıyorlar. Yani kaşıkla verdiklerini kazanla alıyorlar. Çünkü niye kazanla diyorum? Üçüncüsü de vergideki temel meselemiz bizim dolaylı vergiler. Dünyanın hiçbir yerinde devletin topladığı toplam vergilerin içerisinde dolaylı vergilerin payı %65-70 civarında değil. OECD ülkelerinde bildiğim kadarıyla %25 dolaylı vergilerin oranı. Bir ülkede dolaylı vergilerin oranı ne kadar yüksekse o ülkede vergi adaletsizliği o kadar kötü demektir. Evet, şimdi ve şu an Türkiye'de herkesin, hepimizin, yani en zengininde, asgari ücretlininde, işsizinde, iğneden ipliği satın aldığı her şeyi de ödediği, işte KDV başta olmak üzere dolaylı vergi patronun da ödediği de aynı oranda ve olağanüstü bir vergi yükü var, dolaylı vergi yükü var. Şimdi bunlar değişmeden, yani hakikaten adaletli bir vergi sistemi kurulmadan, yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan, faizin, rantın, karın vergilendirildiği adil bir vergi sistemi istiyoruz. En son geçtiğimiz yıl Aralık ayında eylemler, mitingler yaptık. Bütün Türkiye'de vergiyle ilgili 4 tane basit şey söyledik. 4 temel talep. İşte %10'a düşürün, vergi dilimlerini yeniden değerleme oranı kadar artırın, işte çağ dışı damga vergisini kaldırın, işverenlere verdiğiniz 5 puan SGK prim desteğini 2008'den beri işçiye de verin diye. Evet. Bütün Türkiye'de binlerce imza topladık. Maliye Bakanı'ndan randevu istedik. Dedi ki gidelim bunları anlatalım. Yani belli ki işçiye söyleyecek sözü olmayanlar çok da karşı karşıya gelmek de istemiyor. Götürdük Ankara'da büyük bir eylemle, bu imzaları verdik. Arkasından Çalışma Bakanlığı önünde açıklamalarımızı yaptık. Ve şu an aslında o taleplerin ne kadar gerçek olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz. Tam tersine iktidarın tercihlerinin nasıl şekillendiğini de bugün yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mesele, evet, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması. Bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye'den de 4 konfederasyon üyeyiz. Hı hı. İTÜK 5 kıtadaki bütün dünyadaki işte işçi örgütlerinin üye oldu. İTÜK her yıl sendika işçi hakları açısından bütün dünyada en kötü durumda olan, ki birçok parametreye bakıyorlar, 10 ülkeyi açıklıyor. Benim ülkem, bizim ülkemiz, hepimizin yaşadığı ülke, bütün dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülkeden bir tanesi ve 8 yıldır aralıksız bir biçimde biz bu 10 ülkeden bir tanesi olmaya devam ediyoruz. En büyük 10 ekonomi içine girecektik. Şimdi, hani nasıl konulara girdiğimiz yerler çok hazine nasıl, oldu. İşte bu yani yoksullukta eşitleyen ücret politikasını nasıl hayata geçiriyorlar? İşte sendikalaşmayı baskılayarak, hak aramayı zorlaştırarak, evet. Ama ona rağmen tabii biz mücadelemize devam ediyoruz. Örneğin belediyelerde işte taşeronla kadro verdik dediler kamuda. Belediyelerdeki şirket işçi arkadaşlarımız yine belediye şirket işçisi olarak çalışıyor. Çok ciddi hak kayıpları var. Ek dediyeleri yok. Ücretleri asgari ücrete geriledi. O yüzden önümüzdeki salı günü DİSK'in çağrısıyla genel sendikamız, belediyelerde örgütlü sendikamızın çağrısıyla bütün Türkiye'de, bütün belediye işçilerine, üyemiz olsun olmasın, herkese yaptık bu çağrıyı. Tüm belediye, evet, işçileri önümüzdeki salı günü iş bırakacak ve eşitlik talebiyle, kadro talebiyle, ücretlerdeki bu gerilemeyi durduracak bir ücret politikası talebiyle örneğin alanlarda olacağız. Evet. Yine kamuda bir seçim öncesinde kamu çerçeve protokolü imzalandı. İşte yüksek zam verildi, bu çok hükümet tarafından kullanıldı. Ama hala kamu işçisi olduğu halde, kamu kurumu olduğu halde, örneğin Aile Bakanlığı çalışanları, evet, ki 85 milyon adına müthiş bir iş yapıyorlar. Toplumun vicdanı sosyal hizmetler. Aile Bakanlığı'nda çalışan işçiler hala bu kamu çerçeve protokolünden bile yararlanamıyor ve asgari ücretle
çalışmaya devam ediyor. Bunun gibi birçok haksızlık, hukuksuzluk var ve bütün bunlara karşı mücadeleye devam edeceğiz. AK Partili belediyelerden katılım olur mu sizce? Vallahi bu çağrıyı bütün işçilere yaptık, tüm belediye işçilerine yaptık. İster AK Partili belediyede çalışsın, ister muhalefet belediyelerinde çalışsın, ister iktidara oy versin. Yani AK Parti'yi çağrı destekleyen, herkes için geçerli ama işte katkı gelir mi? Herkes açısından da geçerli olan bir tabloyu yaşıyoruz. O yüzden biz üyemiz olsun olmasın tüm belediye işçilerini salı günü emeğine ekmeğine sahip çıkmak için bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz. Hak iş ne diyor acaba bu? Gerçi kendilerine sormak lazım. Evet, kendilerine sormak lazım. Biz bu sesleri çıkmıyor çünkü. Bitirmeden evvel Erdal Bey'le konuşmak istediğim bir mesele daha vardı. Buraya kadar geldik. Yani bu motorlu taşıtlar vergisi, çifte vergilendirme. Yani 2003'te AK Parti aslında bunu bir kez daha denemişti daha taze iktidardayken. O zaman CHP grubu adına iki milletvekili Oğuz Oğan ve Mustafa Özyürek Ankara 6. Vergi Mahkemesi ile birlikte konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve buradan geri adım atıldı. Şimdi vergi adaletine ne derece uygun olduğu bir yana aslında anayasaya uygun mu? Muhalefet yine bu anlamda bir adım atar mı sizce? Ne dersiniz? Buradan geri dönüş olur mu? Sanıyorum atacaklar. Geçmiş uygulamada da zaten öyle bir adım atılmıştı ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Evet. Yalnız büyük bir kargaşaya yol açmıştı o. Bir bölümü geri ödendi. Devlet aldığı vergiyi öyle bonkörce geri vermiyor. İşte başka daha sonra